Selamun aleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirerek bu kanala her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bugün sizler için bu polyester iplerle rengarenk çok güzel bir model hazırladım. Bu model istek geldi. Çok sevdiğim bir takipçim Hatice Hanım için hazırlıyorum bugünkü modeli. Buradan kendisine de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Hanımlar, ben zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de modelin yapımına sizlerle birlikte hemen başlayalım. Hemen ipimizi şöyle çift düğüm atalım arkadaşlar. Ve sabitleyelim. Özellikle polyester iplerde, başlangıç ve bitişlerde çift düğüm atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen bakın. Bir sonraki zürafanın içine bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine geri dönüş yapıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Sonra hemen onun yanına aynı şekilde aynı boyda bir pırpır daha yaptım. Sonraki zürafamın içine batıyorum. Ve araya bir zürafa daha yaptık. Zürafamızın içine tekrar geri dönüyoruz. Buradaki ipimizi direkt şu pırpırın içine düğümlüyoruz arkadaşlar. Ve buraya şu şekilde küçük bir yuva oluşturduk. Yuvamızı oluşturduktan sonra ipimizi aşağıya tekrar indirdik. Bakın bu şekilde burada bir pırpır daha varmış gibi durdu. Ve bunun yanına aynı şekilde bir pırpır daha oluşturuyorum. Bakın tekrar aynı şekilde bir sonraki zürafanın içine batıyoruz. Ve onun yanına aynı şekilde bir zürafa daha. Zürafamın içine tekrar geri dönüyorum. Ve buraya tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bir tane yaptım. Yanına bir tane daha. Buraları ikişerli yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane tek, bir tane çift. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar yanına bir pırpır oluşturdum. Bir sonraki zürafanın içine batıyorum. Ve onun yanına bir zürafa oluşturuyorum. Tekrar bakın bu zürafanın içine çıktım ve buradaki ipi yandaki pırpırın üstüne birleştirdim. Ve tekrar buraya bir tane yapıyorum. Üstüne bir pırpır yaptım. Aynı şekilde aşağı inip devam ediyorum. Bu arada her düğümünüzden sonra ipiniz dik bir şekilde yukarı bakıyor mu? Onu kontrol edin arkadaşlar. İpler yukarı dik şekilde bakıyorsa hem oyanız ütü istemeyecektir hem de bakın bu şekilde dik duracaktır. Şimdi arkadaşlar bu alt çayımız bu şekilde ilerleyecek. Aynı işlemleri yapacağım için videomuz uzamasın. Alt sırayı tamamlayayım bu saksı mavi ipimizle. Sonra da bu rengarenk iplerle çok güzel çiçekler, motifler yapacağız. Hemen onlara geçelim. Evet hanımlar, bakın size örnek göstermek için alt çayırı bu şekilde oluşturdum. Şimdi de hemen motifimizin yapımına başlayalım. İlk başta pembe ipimi kullanacağım. Şuradan ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım, daha net görünsün.
Şimdi arkadaşlar, ipimizi çift düğüm atarak sabitliyoruz ilk başta. Düğümümü çok sıkı bir şekilde yapıyorum ki açılma olmasın. Şuradan da fazla olan ipimi hemen aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu noktada iğnemi buraya koyuyorum. Bakın. İğnemi koydum buraya. Ve şu altta olan ipi parmağımın üstüne sarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 kere sardım arkadaşlar. Ve şimdi bakın, bu noktada şu şekilde bir düğüm atıyorum. Buradaki ipi çektim ve düğümledim. Sonra da bakın, parmağımdan çıkarmadan hemen dibinden şu şekilde sıfır bir şekilde düğümledim buraya. Çok sıkı bir şekilde düğümümü çektim. Ve parmağımdan çıkarıyorum. Bu şekilde bir halka elde ettim. Buradaki ipimi şimdi halkanın şöyle üst tarafına geçiriyorum arkadaşlar. İpimiz üst tarafta kalacak şekilde bu şekildeyken kamerayı biraz ayarlayayım hemen. Evet arkadaşlar, bakın devam ediyoruz. Bu şekilde bir halka oluşturduk. Şöyle iki tarafını da göstermiş olayım. İpimi halkamın üst tarafında duracak şekilde üste aldım. İğnemi hemen bakın bu alttan yerleştirdim. Bir tur aşağıya çeviriyorum. Bakın aşağıya çevirdim arkadaşlar. Aşağıya doğru çevirdikten sonra hemen geliyorum bu tarafa. Hemen tekrar göstereceğim arkadaşlar. Çok iyi anlaşılabilmesi için. Aşağıdan iğnemi yerleştirdim ve alt tarafa doğru bir tur çevirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi de burayla birleştiriyorum. Ve buraya düğüm yapıyorum arkadaşlar. Şöyle elimizle de burayı düzeltelim. Şu şekilde düğüm yaptık. Şimdi elimizle böyle çevirdik. Şöyle tutalım arkadaşlar. Daha kolay ilerleyebilmek için. Şimdi bakın. Motifin şu tarafını. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Kameramı ayarlamaya çalıştım bu arada. Bakın böyle bir motif elde ettik. Elimizle burayı tutuyoruz kontrollü bir şekilde. Motifin bakın bu tarafından sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 Bu şekilde sayarak kontrollü bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. 5.'yi yapıyorum. 6 7 ve 8. 8.'yi yaptığım zaman bakın şimdi şuradaki halkanın hepsini bir alacağım arkadaşlar. Bakın elimde şöyle hepsini bir alıyorum. Bakın 9. sık iğnemi buraya hepsini bir alarak yaptım. Şimdi de bakın burada şöyle bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bir zürafa yaptım. Zürafamın içine geri dönüş yapıyorum.
Ve şimdi buraya şöyle bir pırpır. Kameranın açısını ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Net görünebilmesi için. Birazcık parlama yapıyor bugün. Şöyle yapayım. Bakın birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırım. Ve şimdi üçüncü pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın buraya üç tane pırpır yaptım. Şimdi bu içerideki şu sonsuzluk işaretini bırakarak tekrar onun kenarından 8 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Bakın oraları iğnenizi almamaya dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde ilerletiyoruz. Tekrar aynı işlemlerle en aşağıya kadar iniyoruz. Yedinci sık iğnemdi bu. Şimdi bakın sekizinciyi yaptım. Bu şekilde bir motifimiz oluştu arkadaşlar. Şöyle elimizle de düzeltelim. Bakın dokuzuncuyu tekrar en son şuraya çift düğüm atarak motifimi tamamen sabitledim. Ve ipimi de burada kesiyorum arkadaşlar. Kamera parlama yaptığı için bazı noktalar net görünmemiş olabilir. Hemen diğer ipimle aynı işlemleri tekrar ederek bir kez daha gösterip anlatmaya çalışacağım. Hemen tekrar yapıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi de sarı ipimizle hemen bir tane daha aynısından yapalım. Anlaşılmayan noktalar varsa onları da tekrar göstermiş olalım. İpimizi sıkıca çift düğüm attık ve sabitledik. Fazla olan ipimizi alalım bu noktada. Şimdi arkadaşlar, İpimizi sabitledikten sonra iğnemizi iki parmağımızın arasına sıkıştırıyoruz. Şu iğnenin arkasında kalan ipi şöyle aşağıya doğru alıyorum. İki parmağımın ortasına iğnemi aldıktan sonra buradaki ipimi parmağıma sarıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere sardım. İğnemin arkasındaki ipi ayarlıyorum uzunluğunu ve arkadaki ipi alıp şu şekilde düğüm atıyorum arkadaşlar. Sıkıca bir düğüm attıktan sonra bakın bir de şöyle tekrar pırpırımızın içine tekrar sabitliyoruz. İkinci düğümümüzü de buradan elimizi böyle bakın sıfır tutuyoruz oraya ve sıkıca düğümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi halkamı parmağımdan dikkatlice çıkarıyorum. Bakın böyle bir halka elde ettim burada. Şimdi bu ipi hemen yukarı alıyorum. Halkamızın üstünde olacak şu ipimiz arkadaşlar. Daha sonra halkamın alt tarafından iğnemi yerleştiriyorum ve aşağıya doğru bir tur çeviriyorum. Sonra bakın burayı tutuyorum elimle ve şuraya getiriyorum arkadaşlar. Buraya getirdikten sonra şu üstü tutalım ve hemen bu noktaya bir tane düğüm atıyorum. Bu sırada şu halkayı elimizle tutalım. Diğer sol elinizle yapabilirsiniz düğümünüzü burada. Sıkıca çekiyoruz düğümümüzü.
Şöyle elimle çevirerek yapacağım. O şekilde daha kolay ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir şekil elde ediyoruz ilk başta. Şimdi arkadaşlar, şu kenardakilerin içine sık iğne yapmaya başlıyorum. Birinciyi yaptım. Buraya tam 8 tane sık iğne yapıyoruz. İlk başta 8 tane. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yaptım. 5, 6, 7 ve 8. Sekizinciyi yaptığım zaman bu noktada bakın dikkat ederseniz elimde de çevire çevire yapıyorum arkadaşlar. Daha kolay ilerleyebilmek için. Bakın buradan buraya. Şimdi dokuzuncu sık iğnemi bu şekilde yaptım. Ve bunun tam ortasına tekrar batıyorum. Bir tane zürafa yuvası oluşturdum. Bakın arkadaşlar. Bu zürafanın içine geri dönüş yapıyorum. Ve buraya 3 tane pırpır oluşturuyorum. 1 2 ve 3. pırpırım. Üç tane de pırpırı buraya yaptım. Şimdi tekrar bakın. Bu ortaya batma işlemi bitti arkadaşlar. Tekrar yandan devam ediyoruz. Buraya tekrar aşağı inene kadar 8 sık iğne daha yapıyorum. Bu arada arkadaşlar benim parmaklarım ince olduğu için bu şekilde bu boyda bir motif çıktı. Sizin parmağınızdan 10 sık iğne yapacak kadar genişlikte bir motif de çıkabilir. Siz denediğiniz zaman parmak kalınlığınıza göre bu kenardakileri ayarlayın. Şu üst kısma geldiğiniz zaman pırpır yapacağınız yuvaya gelene kadar kaç sık iğne gerekiyorsa ilk motifinizde onu belirlersiniz. Daha sonrakileri aynı şekilde devam ettirirsiniz. Bu şekilde aşağıya doğru tekrar sık iğnelerimizi devam ettiriyoruz. Bakın tekrar en sona geldim. Bu sonuncuya geldiğimizde de tekrar aşağıya doğru onu düğümleyeceğim arkadaşlar. Motiflerimiz bu şekilde oluşuyor. Sabitleyerek devam ediyoruz. Şimdi ben hepsinin tamamlayayım. Diğer renkleri de bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar, ben modeli tamamladım, geldim. Modelin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi vereyim. Malzemeleri karşıdan olmak üzere bence en az 80 liraya yapılabilecek bir model. Ama bu şekilde sık olmak kaydıyla gene de herkes istediği fiyatı verebilir ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.